Google DeepMind ve Stanford Üniversitesi öğrencilerinin ortak çabaları sonucunda çığır açan bir gelişme ortaya çıktı. Günlük işlerinizi otonom şekilde yapan bir robot hayal edin. Geçtiğimiz günlerde Twitter üzerinden yayınladıkları bu demo videosu herkesin aklını başından aldı. Robotun temel işlevlerinde yemek pişirmek, yerleri süpürmek, yatağınızı toplamak, içecek doldurmak ve bunun gibi aklımıza gelebilecek tüm hassas ev işlerini yapabilme potansiyeline sahip bir robot. Öncelikle robotu geliştiren ekibimizi tanıyalım. Zipenkfu, akıllı robotlar konusunda Stanford Yapay Zeka Laboratuvarı'nda ve aynı zamanda Google Mind'da doktora çalışmaları yürüten birisi. Diğeri ise Tony Zhu. Yine aynı şekilde daha önce Tesla Google'da çalışmalar yürütmüş ve şu anda Stanford ve Google DeepMind'da çalışmalarına devam eden bir doktor öğrencisi. Ve son olarak Chelsea. Chelsea bir bilim insanı. Adeta projenin baş mimarı diyebileceğimiz birisi. Ve Mobil Aleho robotunu duyurdukları bu makalede robotun çalışma prensibini çok güzel bir şekilde açıklıyorlar. Robot hepimizin aşina olduğu derin öğrenme modelini kullanarak çalışıyor. Bu videodaki en önemli detay robotun bir bedene sahip olması ki bu robot adına inanılmaz bir özgürlük ve bu sayede yapabileceği görev kapasitesi de bir aile artmış oluyor. Makalenin başında bahsettikleri gibi bir karidesi kızartıp servis edebilen, mutfak dolaplarını açıp tabakları yerleştirebilen, asansörü çağırıp binebilen ve tavaları lavaboda sudan geçirebilen bir robot. Taşıyıcı olarak kullanılan yani ayak görevi gören bir farklı cihazı da yine depolarda ağır yükleri taşımak için kullanılan bir model olarak geçiyor. Sahip olduğu beden sayesinde ağır işleri yaparken bile oldukça stabil davranıyor. Söz konusu olan robotumuzun bir atası var. Orijinal Aloha. Bu robot hassas bilgisayar parçalarının montajından gömlek düğmesi iliklemeye kadar birçok işi hassas bir şekilde yapabiliyor. Şu anda ne durumda olduğumuzu anlamak için çalışma ve eğitim mantığına bakmamız lazım. Aloha robotun durumunda robotlar genelde iki şekilde kullanılabilirler. Birincisi teleoperasyon adı verdiğimiz yöntem. Yani bildiğimiz uzaktan kumandanın çalışma mantığı. Burada söz konusu robotu uzaktan herhangi bir araçla kontrol edebilmek mümkün. Buna kollar veya herhangi bir mobil arayüz dahil edilebilir ki mobil Aloha'nın da bu olasılığı bulunuyor. Uzaktan kontrol edebildiğimiz bir robot gibi çalışabiliyor. Mobil Aloha ve benzeri robotlarla bu kullanımı evlerimizde de görmeye başladık. Asıl sorumuz şu olmalı. Bir robotu evde uzaktan kontrol etmenin ne gibi bir anlamı olabilir? Günümüzde engelleri bulunan insanlar için harika bir yardımcı olabilir. Ama tabii ki herkesi korkutan bir diğer çalışma yöntemi ise otonom çalışma yöntemi. Robotun bazı görevleri herhangi bir insan müdahalesine ihtiyaç duymadan gerçekleştirmesinden bahsediyor ki mobil Aloha özellikle bazı görevleri tamamen otonom bir şekilde yapabiliyor. Bunun için de en başta bahsettiğim derin öğrenme yaklaşımını kullanıyor. Temelde bir robot veya bir yapay zeka sistemi bir insanı veya başka gelişmiş bir robotu bir iş yaparken izler. Bunu kameralarla, hareket algılamayla veya direkt sensörler aracılığıyla yapabilir. Daha sonra gördüklerini veya algıladıklarını anlayarak bir anlamda bilgisayar diline çevirerek robotun gerçekleştirmesini sağlar. Bir insanın bir kıyafeti katlarken ellerini ve kollarını tam olarak nasıl hareket ettirdiğini gözlemleyerek doğrudan taklit ederek kıyafetleri katlamayı öğrenebilir. Mobil Aloha robotunda kullanılan teknik davranış konumlaması olarak bildiğimiz bir teknik. Bu yaklaşımda robot gördüğü eylemi her bir noktasına kadar doğrudan kopyalar. Robotları bu şekilde eğitmenin en büyük avantajı doğrudan programlanması zor olan eylemleri kolayca öğrenebilmesi. Bu denli zahmet gerektiren işlemlerden sonra robotun otonom şekilde çalıştığını görebilmek mümkündür. Bu tarz görevleri gerçekleştirmesi için robota 50'ye yakın demo gösterilmiş. Ve bunun sonucunda robot yemek pişirmenin dışında neredeyse geri kalan her şeyde %180'in üzerinde bir başarı oranına sahip. Bu gördüğümüz çok hoşumuza gitse de bu robot çok düşük ve ilkel bir zekaya sahip. Eskiye göre robotun kendi kendine tezgahı silmesi, sandalyeleri düzeltmesi elbette robotik endüstrisi için heyecan verici bir gelişme. Ama robotun bu işlevleri yapabilmesi için bile bir sürü farklı deme sürecinden sayısız denemelere kadar eğitim alması gerekliydi. Bu prototipi üretmek için yaklaşık olarak 32 bin dolar civarında bir meblağ harcayan ekip, robotun tüm açık kaynaklarını da GitHub üzerinde erişilebilir kıldı. Eğer sizin de evinizde otonom bir robot hayaliniz varsa ve bu robot parçalarını temin edebilecek durumdaysanız, bu robotu ekibin GitHub profiline giderek siz de yapabilirsiniz. Robotun açık kaynak kodları paylaşıldığından ötürü isterseniz robota ek özellikler ve ek görevler de ekleyebilirsiniz. Videoyu umarım beğenmişsinizdir. Bana destek olmak ve bu tarz videoların devamını getirmek adına aşağıda bulunan butonları kullanarak kanala abone olabilir ve videoya like atabilirsiniz. Shape up and pay your dues. I'm with you, is that some